Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, OECD Genel Sekreteri, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Birleşmiş Milletler Kadın Çalışmaları Bölümünün yardımcı yöneticisi, direktörü Lakshmi, hepinize hoş geldiniz demek istiyorum ve bugün G20 tarihinin çok önemli bir gününde sizlere hitap etme imkanını buluyorum ve W20'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. İlk olarak birkaç kişiye takdirlerimi sunmak istiyorum. G20 Türkiye dönem başkanlığına ve Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve aynı zamanda eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a, G20 Şerpa Elçisi Ayşe Sinirlioğlu ve ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve Türkiye Başkanlığı çerçevesinde atılan tüm adımlara da takdirlerimi sunmak istiyorum. Çünkü bunların sonucunda da W20 oluşturulmuş durumda. Aynı zamanda KAGİDER, TİKAD, KADER çok önemli katkılar sundu. Onlara da takdirlerimi iletmek istiyorum. Bizim aday gösterilmemizden bu yana gerçekten çok ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. Çok yoğun çalışmalar içerisindeydik. 2015'in Nisan 16'sından bu yana çok yoğun çalışmalar içerisindeydik. W20 grubunun başarılı bir şekilde ortaya çıkabilmesi için, iyi bir başlangıç yapabilmesi için bütün gerekli olan çabaları yerine getirdik. En yüksek otoritelerden, yetkililerden destek aldık. Tabii ki bunların başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adını almamız gerekiyor. Kesinlikle bizim için çok iyi bir motivasyon kaynağı ve ilham kaynağı görevi gördü. Hanımefendiler ve beyefendiler, geçtiğimiz 5 ay içerisinde uluslararası organizasyonların temsilcileriyle bir araya geldik, ülke temsilcileriyle bir araya geldik, G20 üye devletlerin temsilcileriyle bir araya geldik ve onların desteklerini ve katkılarını talep ettik. Ve burada birçok kişiyle bu görüşmeleri gerçekleştirirken problemlerle alakalı daha fazla bilgi sahibi olma imkanına sahip oldum. Dünya çapında farklı bölgelerde bu problemin ne durumda olduğunu görme imkanına sahip oldum. Farklı şekillerde bir araya geldik. Konferans telefon görüşmeleri gerçekleştirdik ve gelecekte neler yapabiliriz, neler yapmalıyız, bunların üzerinden çalışmalar gerçekleştirdik. W20 işte bu çabaların sonucunda burada bir araya geldi. Biz for this we will keep track of commitments of our leaders and we have that have been made and encourage them to further support the addressing issues pertaining to gender inclusive growth through women empowerment. The G20 leaders have already committed themselves on different occasions on a number of women issues. Women's full economic and social participation in Los Cabos. They have stated that they will enhance women's financial inclusiveness and education in St. Petersburg. And finally, last year, G20 countries have declared that they would reduce the gap in the participation rates between men and women in our countries by 25% until the year 2025. Our mandate here in W20 is therefore to advance these commitments, to build a roadmap and to follow up the progress that we have made. Today, in this inaugural meeting, we will discuss the priorities of W20 with promising women's leadership in business and the public sector and the women's entrepreneurship. I will express these priorities that have been formulated on the alignment of the 3 pillars that G20 Turkish presidency has compiled.
Soon we will begin our sessions and we will have enlightening speeches from our guests of honor, and we will hold a session on women and technology, women in the financial world, as well as women and trade. I'm confident that we will have fruitful discussions over the course, and the next day we will have, in the rest of the day, and we will have strong foundation for W20 summit that will take place in November 7 and 8 October in 2025. In our website www.w20turkey.org, we need your input, we need you to attend to our survey. Ladies and gentlemen, as my last word, I would like to thank you all and the representatives of W20 countries that have made the effort to come here and to contribute to us in this launch event and be with us in this exciting day. Most of the G20 countries have declared their representatives. There are few that are due to nominate their representatives. And we are looking forward to have their representation, to have their inspirations, contribution, and to make this event a success. Thank you.